Turgutlu'da Çaldağ'ındayız. Yıllardır çaldırmayacağız, Çaldağ'ını çaldırmayacağız dediğimiz Çaldağ'ında şu anda binlerce ağacın kesildiği ve nikel madeni çıkarılmaya çalışılan noktadayız. Görüyorsunuz etrafta binlerce ağaç kesilmiş ve biraz önce çiftçiler ifade ettiler. Artık etrafta dikilen sebze fidelerinden ne yazık ki ürün alınamıyor ve bu bölgeye düşen yağmurda belirgin bir azalma var. Şu anda bir keşif heyeti burada, ikinci bir keşif yapılıyor burada ve şu noktada ümitliyiz ki heyetin sayısı artırıldı. 9 kişilik bir bilirkişi heyetiyle yeni bir keşif yapılacak, yeni bir rapor yazılacak ve bu keşif heyeti 20 tane soruya yanıt verecek. ÇED olumsuz raporu zaten vardı ama Danıştay iptal etmişti. Bu şu anda bizim için olumlu bir noktaya dönüşmüş, ümitli bir noktadayız. Umudumuz var yani bu konuda. Aslında bu 20 tane soru 10 yıl önce sorulmuş olsaydı belki bu ağaçlar hiç kesilmeyecekti. Ve bakın bu doğaya verilmiş olan, geri dönüşü mümkün olmayan bu hasar hiç gerçekleşmemiş olacaktı. Şurada çok anlamlı bir tabela var. Dikkat uçurum diyor. Eğer gerçekten burada nikel madeni çıkarılmasına izin verilirse işte yalnızca yöre halkı ve yöredeki köyler değil bütün Ege bölgesi ta Ege Denizi'ne kadar bütün Gediz Havzası gerçekten hep birlikte uçurumdan aşağı düşmüş olacak. Ama şu noktadayız, şu kararlılıktayız. Mahkemenin kararı ne olursa olsun biz yöre halkı olarak, çevre gönüllüler olarak burada bu madeni çalıştırmayacağız.